Kameranın insan gözünün benzeri bir deneyim ürettiğini biliyoruz. Ama bunu yaparken aynı zamanda tanıklık ettiği gerçekliği üretmeye çalıştığını da biliyoruz. Evet, böyle iki yönlü bir işlevi var. Bunu yaparken kameranın bir etki üreten araç olduğunu unutmamamız gerekiyor. Neyi kastediyoruz? Kameranın açısını. Kamera eğer bir insanın göz hizasından çekim yapıyorsa ve özellikle tanıklık ettiği bir insanın gözünün hizasından çekim yapıyorsa, o zaman normal bir etki üretiyor demektir. Ancak karşısındaki o gözün hizasının altından çekiyorsa, karşıdakini alt açıdan çektiği için yücelttiğini, ama göz hizasının üstünden çektiğinde ise o insanın üzerine bir baskı ürettiğini ve kameranın böyle bir etkiye sahip olduğunu unutmayalım.